Bugün vereceğimiz teklif toplam 16 maddeden oluşuyor. Bildiğiniz gibi AK Parti iktidarı döneminde ortaya çıkan en düşük emekli maaşı konusu gündeme gelmişti. 2000 yılında çıkan yasal düzenleme ile birlikte emekli maaşının hesaplanması hem Bağkur hem Sosyal Güvenlik Kurumu hem de emekli sandığında farklı düzenlemeler vardı. Biz 2023 yılının başında emekli maaşının en düşük emekli maaşının 5500 lira olması konusunda bir kanun teklifimiz genel kuruldan geçmişti. 2022 yılının Haziran ayındaki yaptığımız düzenlemeyle de en düşük emekli maaşı 2500 lirayken 3500 liraya çıkarmıştık. 2023 yılının başında da 5500 liraya çıkarmıştık biliyorsunuz. Bu çerçeveden Bağkur'dan, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan, SSK'dan en düşük emekli aylığı alanlar, 5500 lira alanlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen iki gün önce bir televizyon programında verdiği müjde çerçevesinde 7500 liraya çıkacak. Bu çerçevede en çok bundan faydalanacak olanlar hem Bağkurlular hem SSK'lılar olacaklar. Hem de bu sene emekli olacağını planladığımız, bize gelen bilgilere göre 2 milyon 250 bin EYT kapsamında giren vatandaşlarımız da 5500 lirada yoğunlukta emekli maaş alacaklar vardı. Onların da emekli maaşlarının rakamı 7500 liraya çıkmış olacak en düşük emekli maaşı. Bu çerçevede 11 milyona yakın bir vatandaş bundan faydalanacağını tahmin ediyoruz. Ama 6 milyon kısım sanıyorum 2000 liraya yakın bir artıştan faydalanacak. Diğerlerin 7500 liranın altında kim varsa 7000 lira emekli maaş alanda 7500 liraya çıkarılacak. 5500 lira emekli maaş alanda 7500 liraya çıkmış olacak. İkinci konu muharip gazilerle ilgili aralarında aylık farklılıkları vardı. Milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş olan Türk vatandaşları ile Kore Harbi'nde fiilen savaşa katılmış Türk vatandaşlarını ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda fiilen katılmış Türk vatandaşlarına vefatları nedeniyle dul ve yetimlerine bağlanan bir maaş vardı. Bunu da asgari ücretin net tutarında aylık ödeme haline getirmiş oluyoruz. Bu şekilde hiçbir karşılık ve menfaat şehit olan vatandaşlarımızın çocuklarına, ailesine, eşlerine şeref aylığı diye ifade ettiğimiz aylığı gerçekleştirmiş olacağız bu çerçevede. Bunlar daha önce Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan prim Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkili olup olmadığı ile alakalıydı. Yıllar önce sosyal güvenlik ilişkisi olmayanlara örnek veriyorum 100 lira, sosyal güvenlikle ilişkisi olanlara da aynen 100 lira maaş bağlanırken o fedakar insanlar, onların yakınları demişler ki sosyal güvenliği olanları zaten sosyal güvenlik gelirleri var ama sosyal güvenliği olmayanların gelirleri olmadığından dolayı onlar bizim iki katımız kadar maaş alsın diye bir centilmenlik, Ali Cenaplık göstermişler. Biz de o günden bu kadar güne kadar devam etmiş. Fakat biz şehidin şeref aylığının sosyal güvenliği olan veya olmayan konusu olmayacağını ifade ederek bunu da birlikte eşitlemiş hale getiriyoruz. Bir de bu arkadaşlar yaklaşık 60 bin civarından Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici işçiler var. Bunlardan 6 ay az süreyle çalışanlar vardı. Bir manada mevsimlik diyebileceğimiz işçiler vardı. Biz bunu 6 aydan az çalıştırılıyordu. 2008 yılında sanıyorum öyle bir düzenleme yaptık. Dedik ki 6 aydan fazla çalıştırılanlar 5 ay daha ilgili kurum ve kuruluşun, Hazine Maliye Bakanlığı'nın
izniyle 6 ayın üzerine 5 ay daha ilave çalışılabilir demiştik. Yeni bir kanunu düzenlemeyle bunun 6 ay 11 ay 29 gün çalıştırılabilecek halde ilgili kurum ve kuruluşun ihtiyacı varsa ilişkili bakanlığın veya ilgili bakanlığın izniyle bu kişiler 11 ay 29 gün çalıştırılma imkanını elde etmiş olacaklar. Bir de bu işçilerin, geçici işçilerin çalıştıkları kurumdan kadrolu işçi haline dönebilmesi için onlara bir imtiyaz getiriyoruz. Herhangi bir şekilde geçici işçi çalıştırılan kurum ve kuruluşlarda bulunan kadrolarda boşluk olunduğu halde herhangi bir şekilde boşalma olduğu takdirde kurum ilan edecek ve kıdem sırasına göre kendisinde halen çalışmakta olan veya çalışmakta hakkı bulunan geçici işçilere öncelik vermek öncelik vermekle birlikte onları iş akdine kadrolu işçi haline döndürmüş olacak. Bu da önemli bir düzenlememiz. Bir de değerli arkadaşlar, 2001 yılından önce Zonguldak ile 5 ilimizi ve yaklaşık 10 bin vatandaşımızı ilgilendiren Havza-i Fehmiye sınırlar içinde kalmaları nedeniyle hazine adına tescil edilmiş bulunan taşınmaz malların hak sahiplerine ilişkin düzenleme yapılarak bölgedeki bu sorun çözmeye gayret ediyoruz. 10 bin kişi olduğunu ifade etti arkadaşlarımız. Bir de değerli arkadaşlar, bu 6 Şubat tarihindeki yaşanan Asrın felaketinin hem ülkemizin her köşesinden hem de dünyanın bütün ülkelerinden yardım için gayretle gelip çalışan insanlar oldu biliyorsunuz. Bununla ilgili devlet madalyası verilmesiyle ilgili kanun teklifine Türk vatandaşlarına devlet üstün fedakarlık madalyası verilmesini arz ediyoruz. Bu kanunla birlikte yine yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerine de Cumhurbaşkanı kararıyla üstün fedakarlık nişanı verilmesini öngören bir teklifimiz söz konusu. Yine geçen sene yaptığımız yasal düzenleme çerçevesinde biliyorsunuz doktorlarla ilgili bir düzenleme yapmıştık. Hastanelerde çalışan doktorlarla ilgili, Sağlık Bakanlığı nezdinde çalışan doktorlarla ilgili bir düzenleme yapmıştık. Onların maaşlarında ve döner sermaye katkılarında durum söz konusuydu. Fakat kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Sağlık Bakanlığı haricindeki istihdam edilen doktorlarla ilgili üniversitede ve Sağlık Bakanlığı hastanelerdeki çalışanların arasındaki ücret farkını ortadan kaldıracak yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmiş oluyoruz. İnşallah bunlar da vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bugün kanun teklifini veriyoruz. Plan Bütçe Komisyonu Başkanımızın annesi rahmetli olmuştu. İnşallah önümüzdeki hafta eğer gelirse salı günü muhtemelen konu komisyonda görüşme başlar. Hep vatandaşa dokunan kanun düzenlemeler, o kanun düzenlemeler çerçevesinde muhalefetin de buna olumlu bakacağını, hızlı bir şekilde bunun geçeceğini tahmin ediyoruz. Hepsi bunun hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. İnşallah önümüzdeki haftanın sonunda bu konuyu bitiririz diye ümit ediyorum. Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. En düşük emekli maaşı artınca diğer emeklilerin de maaşlarında artış yaşanacak mı diye merak ediliyordu. Bununla ilgili netlik veya çalışma var mı? Şimdi kanuna kanun çerçevesinde hesaplama yöntemlerine göre şu anda hesaplama yönteminde 7500 liradan aşağıda emekli maaş alan kimse onların maaşları doğrudan doğru 7500 lira olarak 7500 liraya çıkarılacak. 7500 üzerindeki maaşlar aynı şekilde kalacak. Bu konuda çok fazla kamuoyunda tepki var. Diğer emekliler adalet değişikliği var diye tepki gösterdiler. Yeniden düzenleme gelebilir mi? Hayır, 5500 lirayken de aynı durum vardı.
3500 lirayken de aynı durum vardı. Yani onu niye tepki gösteriyorlar bilmiyorum. Fakat şu anda seçime yaklaşılırken iktidarın yaptığı vatandaş lehine düzenlemeleri hep manipüle edebilmek için, onu farklı noktalara acit edebilmek için farklı şekilde değerlendirmeler diye düşünüyorum. 5500 lirayken de hiç kimse bununla ilgili ağzını açıp bir şey söylemedi. 3500 lirayken de asgari ücret 4250 lirayken biliyorsunuz biz bunu 3500 lira yapmıştık. Yani o çerçevede yapılanda hiç kimse itiraz etmemişti. Şimdi itirazın kaynağının ne olduğunu düşünmüyorum. Yani 6 milyon insanın 7500 liraya en çok faydalanan kişi olacak ve EYT'liler. Eğer biz bunu çıkarmasaydık, 5500 liraya çıkarmasaydık EYT'lilerin bir kısmı, Bağkurlular belki 2800 lira emekli maaşı alacaktı. SSK'lılar belki 3000 lira emekli maaşı alacaklardı. Şimdi EYT ile birlikte emekli olan kardeşlerimiz emekli olduğundan itibaren 7500 lira emekli maaşını, en düşük emekli maaşını almış olacaklar. SSK'lılar, SSK EYT'liler 6000 lira civarında ortalama maaş alıyorlardı. Bağkurlular 3000 lira civarında ortalama maaş alıyorlardı normal hesaplama yöntemine göre. O hesaplama yöntemi çerçevesinde şimdi yasaya çıkmadan önce 5500 lira, SSK'lılar 6200 lira civarında aynen devam ediyordu. EYT'liler 5000 ile 6200, 5500 ile 6200 arasında olanlar doğrudan doğruya 7500'e çıkmış olacak. Yani bunu spekülasyon yaparak bu yaptığımız düzenlemenin karşılığını vatandaştan almamamız için yapılan bir dezenformasyon diye düşünüyorum. Şu anda onunla ilgili bize gelen bir bilgi yok. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. İktidar, hükümet, Sayın Cumhurbaşkanımız böyle ilgili bir şey varsa gereğini yaparız. Efendim, prim gün sayısıyla alakalı aslında. Efendim? Prim gün sayısıyla işte prim yatırıldığı müddetçe maaş artıyor. Dolayısıyla belli bir miktarda prim yatırmış kişiler de 7500 lira alacak. İşte tamamlanınca da 7500 lira maaş alacaklar. Kalkın de Çalışma Bakanı da yakın tarihte bir hafta içerisinde 15 milyon kapsayacak bir çalışma yapıyoruz emeklilerle ilgili demişti ama onunla ilgili... Şimdi 7500 liranın altında olan 11 milyon yani 7400 lira alan da bunun içinde. 5500 lira alan da bunun içinde. 11 milyon civarında bir kişi bundan faydalanacak. Ama 6 milyona yakını 2000 lira civarında bu işten faydalanacak. Bu rakam Sayın Bakan nasıl hesapladı bilmiyorum. Teknik bilgiler onladır. Muhakkak onun söylediği doğrudur. Şimdi bakın öyle bir şeyle alakalıyız ki emeklilikte yaşa takılanlar 5000 ila 5975 gün prim ödeyecekler. Ama 2000'den itibaren SSK'lı olanlar yani 9 Eylül 2099'dan itibaren sigorta olanlar 7200 gün prim ödeyecekler. Yani 99'daki çıkan kanundan 7200 gün prim ödeyen 5000 veya 5975 gün prim ödeyenden daha az maaş alıyor. Bağkurlular 9000 gün prim ödüyorlar. Şimdi bunu primle az önce söylediğim gibi yapılan işi hafifletebilmek için, küçültebilmek için, değersizleştirebilmek için olmayan şeyleri gündeme getirmekten başka bir konu değil bu. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Yani şu anda 7200 lira SSK'da 7200 prim gün sayısı olduğu takdirde alabilecekleri oran 2000 tarihli kanuna göre %60 veya 65'i örnek veriyorum tam rakamları 10 bin lira maaş alıyorsa %60'ı 6500 lira civarında emekli maaş alacak. Ama her yıl 360 gününe ilave olduğu için her yıl prim sayısı arttığından dolayı bir yıl bir puan ilave edilecek. Yani bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Onu az önce dediğim gibi yaptığımız demek ki muhalefeti ve muhalefeti destekleyenleri rahatsız ettiği için, kamuoyunu mutlu ettiği için nasıl mutsuz bir kesim ortaya çıkarabiliriz diye bir manipülasyon yapıyorlar diye düşünüyorum. Siz herhalde bir soru soruyordunuz. Cevap bu muydu? Bayram ikramiyesi. Evet. Bayram ikramiyesini söyledim. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Efendim, iki sorum daha olacak izniniz olursa. Şimdi Sayın Bakanların
milletvekili adayı olacakları açıklandı. Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Bu konuda da muhalefetin eleştirisi var. İşte devlet imkanları kullanılacak. Adil bir seçim olmayacak diye. Bir bu, bir de bir daha var. İttifak içinde olacak mı? Olmayacaksa milletvekili listesinde bir yer alacak mı? Ve işte müdafaa ile ilgili Mustafa Destici'nin de vaatlerine doğru bulmuyorum açıklamasılar. Bunlar... İkinci konunun cevabını genel merkezimiz verir. Onlar bu konuyla irtibatlı istişareli. Birinci konuyla ilgili geçen HDP ziyaretinden sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir açıklamasını dinledim. Çok üzüldüm. 21 yıldır milletvekili olan, 3 yıldan fazla bir süre grup başkan vekilliği yapmış, 5 yıl plan bütçe komisyonu üyeliği yapmış. Hadi genel başkanlığını bir tarafa bırakalım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konuyu parlamentodaki konuşulan dillerin nasıl şekilde parantez içindeki yazıldığını bilmemesi mümkün değil. Ya yalan söylüyor ya bilmiyor. Yalan söylüyorsa üzülürüm. Kamuoyunu yanıltmaktır. Biliyorsunuz 2009 yılına kadar veya daha önceki yıllardan herhangi bir dilde konuşulduğu zaman İngilizceyi İngilizce diye ifade ediyordu dipnotta, Fransızcayı Fransızca veya Rusça ve anlamadığı dil varsa bilinmeyen dil diye ifade ediyordu. Kürtçe ile konuşulanla ilgili de bilinmeyen dil diye ifade ediliyordu. Biz Kürtçe televizyonu, devlet televizyonunu kurdurmuş bir iktidar olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarına böyle bir şey yazdırmamız mümkün mü? Herhangi birisi geldiğinde yaptığı konuşmadan bir Romanca, Flemenkçe, Almanca, Rusça, İngilizce ifade kullandığı takdirde dipnot olarak Türkçe olmayan dil diye ifade edilmeye başladı. 12-13 yıldır, 14 yıldır Sayın Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin çıkışından böyle bir şeyi ifade etmesini, yani yıllardır milletvekilliği yapmış, grup başkan vekilliği yapmış, plan bütçe komisyonu üyeliği yapmış ve genel başkanlık yapmış birisinin böyle bir ifade kullanmasını yakıştıramadığımı söylüyorum. Eğer bilmiyorsam, yani 21 yıldır çalıştığı parlamentonun usul ve esaslarını bilmeyen bir kişinin Türkiye'yi nasıl yöneteceğini şaşırıyorum. 21 yıldır bu parlamentoda ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ya milleti kandırmaya uğraşıyorsunuz ya bilmiyorsunuz. Ya yalan söylüyorsunuz ya bilmiyorsunuz. Ya 21 yıldır en önemli görevlerde bulundunuz siz bu parlamentoda. Birlikte plan bütçe komisyonu üyeliği yaptık. Birlikte grup başkan vekilliği yaptık. Siz madem öyle grup başkan vekili olduğunuz dönemde böyle yazılan bir şey olduğunda ki o zaman bağımsız demokrat, bağımsız adı BDP'ydi herhalde. Şimdi HDP oldu. O partililer bununla ilgili itirazlarını yaparken siz grup başkan vekili olarak nerede bir notunuz var? Böyle bir yanlışlık var diye itiraz ettiniz mi? Hadi düz milletvekili olsanız hakkınız yok diyelim. O zaman grup başkan vekili olduğunuz dönemde böyle bir konuşma yaptığından bir milletvekilinin, herhangi bir milletvekilinin yemini aşamasında itiraz edildiğinde sizin oraya düşülmüş parlamentoya, tutanaklara geçmiş bir notunuz var mı Sayın Kılıçdaroğlu? Bir itirazınız var mı Sayın Kılıçdaroğlu? Ama 2009 yılında Kürtçe televizyonun resmi olarak kurulduğundan bu tarafa baksınlar, tutanakları inceleyin değerli arkadaşlar lütfen. Veya Kılıçdaroğlu'na gönderin bu tutanakları. Sayın Kılıçdaroğlu, hiç mi vaktiniz yok tutanaklara bakmaya? Hiç mi danışmanınız yok tutanaklara bakmaya? Hiç mi grup başkan vekiliniz yok Sayın Kılıçdaroğlu? Yanıltıyorsunuz kamuoyunu diye bu konuları bilen hiç mi yakın arkadaşınız yok? Onun için yani bu konuyla ilgili meselede ben Sayın Kılıçdaroğlu'na Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarını iyi okumalarını gerektiğini ifade ediyorum. Milletvekilleri, bakanlarımızın milletvekili olmasıyla ilgili ikinci yanıltıcı bu konu. İşte dokunulmazlık zırhına bürünmek için buna yapıyorlar. Ya Allah aşkına bu muhalefettekiler hiç mi anayasayı okumazlar Allah aşkına? Neymiş efendim dokunulmazlık zırhını bürünmek için bu bakanları milletvekili yapıyormuşuz. Ya Allah rızası için ne olur gidin şu anayasayı okuyun. Bir heyecanlandınız, bir heveslendiniz, bir köpükle ortaya çıkan ya iktidar olabilir miyiz noktasına doğru geldiniz. Ama hala inanmıyorlar onlar şu anda. İnanamıyorlar. Mümkün değil çünkü.
Ya anayasayı okuyun. Bakan olmuş bir kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ettikten itibaren zaten dokunulmazlık zırhı içerisinde millet...